Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl selam veriyorsa öyle selam veriyoruz. Nasıl güler yüzlü oluyorsa öyle güler yüzlü olmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğu toplum nasıl giyiniyor, nasıl hassasiyet gösteriyorsa, nasıl hakkaniyette bulunuyorsa doğru olanların doğru haliyle hallendi ve bize örnek oldu. Selam olsun kutlu Nebi'ye, onun yolundan giden sahabe-i kirama, en yakınlarına, dostlarına. Sevgili dostlar, Cuma'nın bütün güzelliği üzerimizde olsun. Sohbet, muhabbete evrilince, yani konuştukça içimizdeki sevgi duyguları artıyorsa ve birbirimize muhabbet duyuyorsak, o zaman sohbetin bir anlamı vardır. Sohbe ya Resulallah diye Peygamberimizden talep eden sahabenin hali gibi halimiz olmalı. Dostumuz yakın, uzak fark etmez. Yunus Emre nerede? Yunus öldü deyü, sala verirler, ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Ne güzel söylemiş Yunus Emre. Yunus Emre'nin muhibbanı. Tüm dünya Yunus'u arıyor ama Yunus tüm dünyanın gönlünde ve insanlar onun haliyle hallenmeye, onun gibi Yaradan'la Yaradan arasındaki hale kavuşmaya çalışıyor. Allah bize de Yunus Emre gibi güzel hal içinde olmayı nasip eylesin. Yunus Emre gönüllerde taht kurdu. Biz de dönemin Yunus Emre'si olalım. Biz de dönemin Selman-ı Farisi olalım. Dönemin Ömer İbnül Hattab'ı olalım. Hazreti Ebu Bekir'in o es-Sıddık, en doğru, en güvenilen insan haliyle hallenelim. Ali gibi kerremullah vechhe. Biz de bilgi olalım. Olmaz mı? Dönemin en iyi hanımefendisi, en iyi beyefendisi olmak size bize yakışmaz mı? Hazreti Hatice gibi cömert olsak, Hazreti Meryem gibi sofralar kursak, insanların halinden anlasak ve İsa'nın annesi olsak. Olmaz mı? Olur. Her dönemin zorlukları var. Peygamberler en büyük zorlukları çekmişlerdir. Bu dönemin zorlukları da kendi içinden. Şimdi sizin sorularınızda inşallah Cuma'nın güzelliğini yaşamaya çalışacağız. İlk soru, hocam idamın olması toplumun faydasına olur mu? Toplumu terbiye etmeye faydalı olur mu? Olmaz mı? Diye sormuş. Teşekkür ediyoruz. İdam yıllarca bu topraklarda uygulanan bir cezaydı. Bugün gelişmiş toplumlarda idamın hala devam ettiğini görüyoruz. İdam insanı hareketsiz bırakmak, hayattan bütün bağını koparmak demektir. Bazen gerçekten şuralara geliyoruz. Son günlerde yapılan hatalar, son günlerde yapılan haksızca, yani haksız rekabetin, üstünlüğün baş gösterdiği, gücünün çocuklara yettiği bir dönemden geçiyoruz ki küçücük çocuklar feda oldular. Canı kaybettiler, canlarından oldular. Allah rahmet eylesin, geride kalan hepimize ders olsun. Devletimizin kolluk kuvvetleri mutlaka gerekeni yapıyordur, yapacaktır ama bize de büyük ders olsun. İdam gelse ne olacak ki? Bir insan bir insana, hele hele bir çocuğa kastediyorsa, onun aklı, onun ahlakı, onun terbiyesi, onun anneannesi, onun ailesi, onun içinde yaşadığı toplum, Allah inancı, insan sevgisi nerede Allah aşkına? Bir de Müslüman mı diyoruz kendimize? Orada o çocuk ölünce bize batmıyorsa, orada o çocuk ölüyorsa tüm öğretmenler, tüm hocalar, tüm toplum gönüllüleri, önderleri, örneklikleri olarak bizler bundan rahatsızlık duymuyorsak, burada sınıfta kaldık demiyorsak vay halimize. Onun için idamın gelmesinden daha çok biz bunu niye yaşıyoruz ve bunun önünde eğitimle, ahlakla, edeple, insanlıkla nasıl geçebiliriz buna bakmalıyız. Toplumdaki bize dayatılan sinema ve dizi filmlerdeki sahnelerden ibret almak yerine daha çok oradaki kötü senaryodaki kötü karakteri oynayanların rolünü üstlenmeye çalışan çocuklar, gençler görüyoruz. Bu mudur Allah aşkına? Hakaret edip, küfür edip dikkat çekmek mi? Müstehcen hallerle, ifadelerle yine toplumun önünde olmak için kendini, bütün değerlerini alt üst etmek mi? Bu mu? Hedef buysa vallahi dünyayı da kaybettiniz, ahireti de kaybettiniz. Allah muhafaza eylesin. İdamın geri getirip getirmemesi devlet meselesidir.
Elbette kısasta hayat vardır. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Beni öldüren arkadaşı öldürmeyeceklerdi. 6-7 yıl sonra çıkacaktı. Kendini asınca devlet de millet de bizden sonra feda olacak arkadaşlar da kurtulmuş oldular. Kıymetli dostlar, Allah muhafaza buyursun. Yeniden dinlenmeliyiz. Yeniden direnmeliyiz. Yeniden kendimizi dinleyip yahu nerede hata yapıyoruz diye bunun üzerine gitmeliyiz. Allah muhafaza buyursun. İnşallah güzel haberlerle geleceğimizi inşa edelim. İçimizdeki böyle fesada uğramış kalpler, gönüller, bedenlerin de ayıklanmasını Yüce Rabbimizden dileyelim. Ve güzel insanlar olup güzel örnekler olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. İkinci sorumuz, evlenmek niyetiyle bir kişiyle görüştük. Kendime uygun olmadığını anlayınca nazikçe olamayacağımızı söyledim. Bunu gurur yaptı benim olmaz demem ve beni tehdit etmeye başladı. Hakaretler yağdırıyor. Hocam buna hakkı var mı diye sormuş takipçimiz. Hanımefendi, beyefendi, hangi cinsi taşıyorsunuz bilmiyorum. Kimsenin kimseye evliliği başlatma ve evliliği devam ettirme dayatması olamaz. Hala Türkiye'de ayrılmış çiftlerin bir başkasıyla evlenmesi hususunda, kadının ya da erkeğin evlenmesi hususunda insanları sokak ortasında infaz edenler var. Madem bu kadar kıymetliydi niye bıraktın? Madem senin için çok önemliydi neden iyi davranmadın? Madem uyumsuzsunuz, adamın ya da hanımefendinin gerçekten psikolojik problemleri olduğunu fark ettin, neden bunu tescillemedin? Böyle zamanlarda akıl verenimiz maalesef az oluyor. Bu son hali, bu evlilik öncesi kaldı ki hiç kimse hiç kimseye evet demek zorunda değil. Ama maalesef bugün toplumda muhbircilik, arkadan iş çevirme, el altından iş çevirme, bel altı vurma en üst kademeden en alt kademeye kadar hala devam ediyor. Bu mu insanlık? Casusluk yapmayın diyen Kur'an başkalarına mı söylüyor? Size söylemiyor mu? Bize söylemiyor mu? Nedir bu? Yapmayın ya. Kendinize zulmetmeyin. Daha başlamayan bir işi neden başlamadı? O kim oluyor? O kendini ne zannediyor diye enteresan haller. Allah muhafaza buyursun. Bizatihi yaşadığımız örnekler var yakın çevremizde. Yaşadığınız durumu çok iyi anlıyorum. Kimse kimseye zorla evet demek zorunda değil. Kaldı ki evlenip 3-5 ay sonra, 6 ay sonra da ayrılmış olabilirsiniz. Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur. Evlenmek nasıl helal ise ayrılmak da helaldir. Efendim ayrılır mı? Olur mu şimdi? Çocuklar var. Hayat böyle mi olacak? Bu kadar kolay mı? Biz bak 40 seneden beri çekiyoruz. Çekmeseydiniz. Elbette şirketlerde, evlilik akitlerinde zorluklar vardır. Bak evliliğinizin bereketini de çocuklarınızla beraber yaşıyorsunuz. Elbette çekeceksiniz. Zahmete katlanacaksınız. Ama biz çekiyoruz. Sen de çekeceksin gibi karşıdaki insana bu dayatmayı yapamazsınız. Yapamayız. Allah hayırlısıyla herkesin yolunu açık etsin. Böyle dua etmenizi de tavsiye ederim. Yollar açık olsun. Başkasıyla nasipse onunla beraber olsun ki size musallat olmasın. Allah herkese de hayırlı kısmetler, evlilikler nasip etsin. Üçüncü sorumuz. Hocam yeni sistemde çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Onlara mukayyet olamıyoruz. Tavsiyeniz nelerdir diyor. Sevgili dostlar, hiç kimse döneminin alimi değil. Annemiz, babamız, dedemiz, anneanne babaannemiz bizim yaşadığımız çağın ihtiyaçlarını karşılama hususunda bizim kadar becerikli olmak zorunda değiller. Teknolojiyi bizim kadar iyi kullanmak durumunda değiller. Anneler, babalar size sesleniyorum. Çocuklarınız için kaygılanmayı bırakın. Onların iyi insanlarla arkadaş olması için doğru komşularınızla siz dostluk yapmaya başlayın. Öyle güzel konuşan, öyle güzel davranan ailelerle arkadaş, dost, komşu olun, ziyaretler yapın ki çocuklarınızı nasihat etmek zorunda kalmayasınız. Onların nasihatleri çocukların kalp, gönül dünyalarında yer bulsun ve hayata huzurla bakmayı öğrensinler. Eğer arkadaşlarınız yamuksa, her türlü dedikodu, şer, kötü şey varsa onlarla takılıyorsanız çocuklarınızın iyi olmasını beklemeyin. Bu bir. Eğitimle alakalı en iyi okullar kimler? Yani en iyi okullar nerede ve kimler tarafından eğitim veriliyor? Bunları tespit edip
çocuklarınızın 2 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene sonraki eğitim hayatına projeksiyon, önden takip edebilme, önden hazırlık yapabilme. Gerekirse taşınmanızı gerektirecekse oraya da gidip taşınacak hazırlıklar yapacaksınız. Hayat bu. Hem ailenize, hem Türkiye'ye, hem tüm insanlığa hizmet edecek bu çocuklar. Dolayısıyla çocukların geleceklerine doğru eğitim hayatını planlayın. Eğitim alır derken aman çocuk okul kafası dağılmasın, dükkana da göndereceksiniz, işe de göndereceksiniz. Hem çalışıp hem okumayı öğrenecekler. Vallahi çok profesör hocamızı gördüm. Hayatın H harfini bilmiyorlar. Ceplerinde para var, araba almayı bilmiyorlar. Ünvanları var, itibarları var ama bir tane komşuları yok. Hayat boyu masa başı çalışmışlar. Hayat böyle olur mu ya? Komşunuzun sohbetinden bir şey almayacak mısınız siz? He? Dünür olmayacak mısınız? Dost, ahbab, yaran, zor zaman, iyi zaman kimi çağıracaksınız çocuklarınızın sünnetine, düğününe, derneğine? Bu mudur hayat? Okuduğunuz okulun faydası olmaz. Gelirsiniz, yukarı çıkarsınız. Bir dostunuz yoksa, paylaşacak arkadaşınız yoksa daha hayattayken iflas etmiş, kendi kendinizi bitirmiş olursunuz. Böyle bir anne babanın çocuğundan da doğal davranışlar beklemeyiniz. Tehditle çocuk okutulmaz. Tehditle çocuk başarılı kılınmaz. Anne babamızdan razı olsun. Bizi özgür bir alanda, disiplinli bir ortamda, tatlı bir takiple yetiştirdiler ve başarılı oldular. Kendileri üniversite mezunu değildi ama hayat okulunda çok büyük dersler almışlardı. Bizim için kendi hayatlarını beklemeye almışlardı. Biz tatile, onlar tatile. Biz okulda, onlar da evde. Bizim hiçbir halimizi bozmadan hayatlarını planladılar. Allah her ikisinden de razı olsun. Böyle anne babasına dua eden evlatlar yetiştirin ki daha ölmeden hayatınızdayken huzur bulun, onlardan hürmet görün, hizmetlerini görün inşallah. Bu haftada böyle 3 soru cevaplamış olalım. 3 soru yeterli oluyor. Herkesin cuma vaktinde işi oluyor, evi, temizliği, çocukları, hastası, baktıkları oluyor. Vakti güzel kullanarak cuma programlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Her pazar araba sohbetlerimizde huzurunuzda oluyoruz. Hem Instagram, hem YouTube, hem TikTok, hem Facebook, bütün mecra ve sizin yakalayabileceğiniz noktalarda sizlere hitap etmeye çalışıyoruz. Dünyanın hangi noktasında olursanız olun, bizden size hep selam olacak, hep dua olacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in İbrahim Suresi'nin 38. ve 41. ayetlerini okuyacağız. Bakalım Hazreti İbrahim Rabbine evlatları için nasıl dua etmiş. Hep beraber dinleyelim, buyursunlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى فعلى الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
hesab. Sadakallahu'l-Azim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, huzuru devletlerine gelip icabet kapılarının açık olduğu şu mübarek saat diliminde ellerimizi yüce makamına açtık, kapına geldik, kapından bizleri boş çevirme. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine dünyada, ahirette hepimiz nail eyle, geçmişlerimize rahmet eyle, bizleri güzel eyle, geleceğimizi aydınlık eyle ya Rabbi. Allah'ım eleşip amin diyen hanımefendi, beyefendi ve sevgili çocukların her birinin gönlünden geçen duayı kabul eyle. Evlatlarımızı en güzel surette yetiştirebilmeyi imanla, Kur'an'la, ihlasla, en güzel amellerle, eylemlerle yetiştirebilmeyi hamd eden, şükreden kullardan olabilmeyi hepimize nasip eyle. Allah'ım sen affedersin, affetmeyi seversin. Bizleri hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Vefat eden kardeşlerimizi rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle. Allah'ım bu memleketi ve tüm insanlığı her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Zulmeden zalimlere fırsat verme, hainlere fırsat verme. Fasıkların yüzlerini ya Rabbi her an insanların önünde ne yaptıklarıyla yüzleştirip mahcup, mahzun bir şekilde bir daha yapmamak üzere söz verdikleri günleri görmeyi nasip eyle. Allah'ım her türlü şerden, şerliden, haset edenin hasedinden ve tehlikelerden sana sığınıyoruz. Kapına geldik, bizleri mahfaza ilahiyende hefzu emin eyle. Hasta olan kullara şifa, dertli olan kullara deva, boşlu olan kullara eda, na murad olanları bel murad, na şad olanları kariben handan şadan eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. رحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah kabul eylesin. Sevgili dostlar, cumamız mübarek olsun. Haftaya inşallah cumada sizlerle yine cuma sohbetlerinde buluşmak üzere. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Es-salatu ve's-selam. عليك يا الصلاة والسلام
Aleyke ya Seyyidena ya Resulallah. Aleyke ya Seyyidel وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.